Herkese selamlar. Bugün yine beraber bir gitar plugin'i inceleyeceğiz. Neural DSP'den 14 Kali Suite. İşin aslı Neural DSP ile 14 Amps'in beraber çalıştığı ilk plugin değil bu. İlki Nameless Suite diye bir plugin'de. Ben ilk defa Neural DSP ile o plugin sayesinde tanıştım ve o plugin'den sonra işte Archetype, Pliny, Avasi, Nolly gibi başka pluginler de, gitar pluginleri de çıkardılar. Ben açıkçası aralarında en çok hala Nameless Suite'i seviyorum. En çok hoşuma giden o. 14 Amps'in hali hazırda esas da fiziksel olarak ürettiği 50 wattlık Kali diye bir lambalı kafa var. Esas da o lambalı kafanın Neural DSP tarafından dijitalleştirilmiş hali diyebiliriz bu plugin için. Öncelikle hızlıca pluginin arayüzü üzerinden bir geçeceğiz. Esas da çok basit ve kullanıcı dostu bir arayüz var, göreceksiniz. Neural DSP'nin önceki pluginleriyle neredeyse aynı görüntüde, aynı şekilde kullanılıyor. Bir fark yok arada. Ekran kaydı üzerinden içinde hangi amfiler var, hangi pedallar var, bunlar dışında ne tip özellikleri var, beraber bakacağız. Şimdi ekran kaydına. Evet, gördüğünüz gibi arayüz bu şekilde gayet temiz, derli toplu gözüküyor. Dediğim gibi önceki pluginlerden çok da büyük fark yok esasında. Şimdi burada neler var, sırayla gidelim. Yukarıdan başlıyorum, üst sıradan. İlk sırada input var. Programın içerisine gidecek sinyalin seviyesini ayarlıyorsunuz buradan. Ondan sonra gate geliyor, bu güzel bir noise gate. Burada stereo ve mono seçeneği var. Şu an monoda çünkü kayıt yaptım, kanal mono. O yüzden bana seçme şansı vermiyor, gerek yok yani. Burada kalitesini seçiyorsunuz, oversampling. Yani pluginden çıkan sesin esasında çözünürlüğü gibi düşünün bunu. High diyor, normal diyor. Ben şu an ekran kaydı da aldığım için bunu normal'a getireceğim. Zira bilgisayarın fanı çalışmaya başladı. Bu arada Neural DSP'nin pluginleriyle alakalı en büyük şikayetim herhalde bu. Biraz işlemci düşmanı bu pluginler. Bilgisayarı yoran pluginler bunlar. Ben şu an bu kaydı 16 GB RAM'li, i7 işlemcili, işte SSD hard diskli bir MacBook Pro üzerine yapıyorum. Fan ciddi bir şekilde hızlı dönmeye başladı. Aklınızda bulunsun. Aynı sırada presetlerin olduğu kısım var. Zaten bugünkü videonun genel amacı bu diye biliriz yani. Tabii ki kendimiz de sıfırdan bir ton yazarız ama genel olarak buradaki presetlere bakacağız beraber. Sağda da output var, en sağda burada. Üst kısımda bakın burada pedallar var. Pedallar kısmında 3 tane farklı pedal var. Zool, Hex Drive ve Grind. Zool bir noise gate. Hex Drive ve Grind da bildiğimiz standart drive pedalları. Bunlarla amfiyi boostlayabiliyorsunuz. Bu pedallar 14 Amps tarafından fiziksel olarak üretilen pedallar aynı zamanda. Sipariş verirsiniz, bunlardan birine sahip olabilirsiniz. Devam edecek olursak pedalın yanında bir kafa işareti var. Ona giriyoruz. Burada karşımıza bu beyaz güzel 14 Kali head çıkıyor. 3 kanal gibi düşünün bunu, ya da 3 tane farklı kafa var gibi düşünün, fark etmez. Biri clean, biri overdrive 2, biri de overdrive 1. Tekrar yukarıya dönüyorum. Amfinin yanında ise kabin seçenekleri var. Buna tıkladığınız zaman karşınıza 2x12 olduğunu tahmin ettiğim bir kabin çıkıyor. Daha önceki Neural DSP pluginlerinde olduğu gibi yine bu kabine 2 adet mikrofon dayayabiliyorsunuz arkadaşlar. Totalde bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mikrofon seçeneği var ve aynı zamanda isterseniz kendi impulse response dosyanızı da yükleyebilirsiniz. Solda ve sağda birer mikrofon var. Bunları istediğiniz şekilde seçip kabinin önünde konumlandırıp kendi aralarında mixleyip zevkinize göre bir ton yapabilirsiniz. Devam edecek olursak aşağıda sol alt köşede bakın MIDI mappings kısmı var ve düzgün çalışan bir tuner var. Sanırım arayüzde benim ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Sanırım gözden bir şey kaçırmadım. Gözden bir şeyler kaçırdıysam da siz yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Eksikleri giderirsiniz. Evet, şimdi hızlı bir şekilde bir bazı presetlere bakalım. Önce artist presetlerinden başlıyorum. Dino Caceres'in presetlerine bakalım. Şu maçetteye bakalım o zaman. Wow, bayağı gain var. Mesela ne varmış burada? Yine Dino Caceres'ten. Sunset Strip. Fena değil. Devam edelim. Artistlerden ikinciye geçiyoruz. Jason Frankhauser. Trash Blue Grind 2'ye bakalım. (Gülüyor)
Bir de Thresh Red Hex 2'ye bakalım. Fena değil. Devam edelim. Üçüncü artiste geçiyorum. Burada bakalım neler varmış. Evil Horn. Hadi bakalım. Güzel. Devam edelim. Last Tale diye bir şey var. Devam edelim. Nolly Get Good'un presetlerine bakalım. Chalk Hold. Sonrakine geçelim. Full on Chubby. Hadi bakalım. Ola Englund'un presetlerine geçelim. Hairy Nipples. Woohoo! İsme bak, süper. Hemen deneyelim. Başka bir presete bakalım. Tekrar Ola'dan. Show Me The Way Lead. Hadi bakalım. Bir tane de Rabea'dan bakalım. Ondan sonra da Factory presetlere geçelim. Rabea Strut Rock. Hadi bakalım. Evet, şimdi Factory presetlere geçelim. Burada iki kısım var. Fortin'in presetleri, bir de Neural DSP'nin kendi presetleri. Önce Fortin'le başlayalım. Buradan bakayım, ismini beğendiğim bir tanesini seçeyim. Holdsworth Lead var, bakalım. Biraz fazla gainli gibiydi ama güzel. Ne varmış? Bakalım buradan seçelim bir tane. Lynch Snipple. Hmm.
Güzel. Devam edelim. Trash King 2'ye de bakalım. Sonra Neural DSP'nin presetlerine geçelim. Güzel. Devam edelim. Şimdi Neural DSP'nin presetlerine geldim. Buradan da bir iki tane bakalım. Sonra kendimiz bir ton yapalım. Lead Me to Kali. Stoner tonu. Güzel, bunu bayağı beğendim. Son bir tane daha bakalım. The Crusher. Hadi bakalım. Güzel. Evet, beraber bazı tonlara baktık, içinde bulunan presetlere. Şimdi kendimiz baştan sıfırdan bir ton yapmaya çalışalım. Bunun için öncelikle plugin'i default ayarlarına getiriyorum. Burada default seçeneği var. Ona tıklıyorum ve her şey sıfırlanıyor, normal haline geliyor. Sonradan pedallar kısmına giriyorum ve buradaki pedalları kapatıyorum. Sadece amfinin tonunu duymak için. Kabine geliyorum. Kabinde şu an iki mikrofon aktif. Ben önce tek mikrofonlu halini duymak istiyorum. O yüzden sağdaki mikrofonu kapatacağım. Sadece SM57 kalacak. Tabii tek başına SM57 kalınca biraz parladı ton. Hatta bunu biraz daha parlatalım. Biraz daha mikrofonu içe alacağım. Tamam. Şimdi tekrar kafaya geri dönüyorum amfiye. Ben sadece overdrive 1 kanalı üzerinden bir ton yapacağım. Yani sert bir distortion tonu. Şimdi amfi üzerinden biraz ayarları kurcalayalım. Görüyorsunuz burada iki tane gain stage var. Bunları çok hafif kısacağım ben. Bunu yapmamın sebebi şu. Ben bu amfiyi bir dry pedalıyla zaten boostlayacağım. O zaman da gain artacak haliyle. O yüzden ben şimdiden biraz düşüyorum gain'i. Evet, biraz parlak gördüğünüz üzere. O yüzden treble'ı ortaya alacağım. Mid biraz açacağım. Bass'ı çok az kısacağım. Presence'ı da birazcık açacağım bakalım. Güzel. Şimdi bu aşağıdaki switch'ler tona nasıl etki ediyor ona bakalım. Bright diyor. Bright'ı ortaya aldım. En sağ aldım. İyice koyulaştı. Tekrar en sola alalım. Violence'a bakalım. Violence'ı sağ aldım. Sanki biraz gain düştü ve biraz daha tightlaştı ton. Tekrar sola alalım. Violence switch'ini sola alınca ton biraz daha gain'i yüksek bir hale geliyor ve biraz daha dağılıyor açıkçası. Tekrar sağ alalım.
Ben normal olduğu yere getireceğim. Sola alacağım tekrar. Çünkü amfi üzerinden değil drive pedalıyla tightlaştırmak istiyorum tonu. Hair'a bakalım. Hair'ı sola alalım. Sağa alalım. Evet, ton koyulaştı. Bunu istemiyoruz. Bunu standart ortada bırakacağım ben. Bir de thump var. Thump'a bakalım. Ortaya alalım. O iyice midleşti. En sağ alalım. Ben sanırım bunu da en solda bırakacağım. Bir de bu pull sat diye bir şey vardı ya burada. Ona bakalım. Evet, bu normal orijinal halinde kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben buradan biraz presence ve biraz treble açacağım. Şimdi pedallar kısmına gidiyorum arkadaşlar. Burada hex drive var, bir de grind var. Hex drive esas da standart bir overdrive formatında. Drive var, tone var ve level var. Bunun aksine grind'da sadece bir tane buton var. Onu tercih edeceğim ben. İşimiz daha kolay olsun diye. Çok agresif karakterli. Çok mid karakterli. Az evvel dediğim gibi gain bayağı bir arttı. Haliyle noise geldi ortama. Gain çok arttığı için. Bu Zool'u açacağım şimdi arkadaşlar. Bu dediğim gibi noise gate. Bir bakalım etkisi ne şekilde. Biraz daha sıkı olabilir. Gayet güzel. Sondaki gate'e biraz müdahale edeceğim. Biraz daha müdahale edeceğim. Hiç fena değil. Tekrar amfiye geri dönüyorum ve gain düşüyorum. Gain 1'i biraz kısıyorum. Tom biraz cılızlaştı haliyle. Şimdi treble düşeceğim. Tekrar presence düşeceğim. Biraz bas açacağım. Midi de hafif düşeceğim açıkçası. Sanki bir iki bir şey daha istiyor gibi. Mikrofona biraz müdahale edeceğim. Kabine olan mesafeyi biraz azaltacağım ve bir tık daha dışarı alacağım mikrofonu. (Gülüyor)
Biraz içeri alabilirim. Fena değil. Evet, Neural DSP Kali Suite bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizler için kurcalamaya çalıştım. Beraber presetlere baktık. En sonunda kendimiz bir ton yazmaya çalıştık. Bu işin en sağlıklı yolu esas da kendi impulse'ınızı kullanarak olabilir. Eğer iyi bir impulse'ınız varsa tabii ki. Ben muhtemelen bunu kullandığım kayıtlarda kendi impulse'ımla beraber kullanacağım. Ama gördüğünüz yani kendi üzerindeki mikrofon seçenekleri, ayarları falan filan her şey oldukça esnek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Eğer aklınıza gelen başka pluginler, başka yazılımlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben zaman bulabilirsem, imkan bulabilirsem incelemeye çalışırım hoşuma gidenleri. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edin. Videoyu beğenin. Kanala abone olun eğer olmadıysanız. Kendinize de dikkat edin. Görüşürüz.